Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Mart ayının aylık burç yorumları. Koç'la başlayalım. Güneş ne yapıyor? Şu an balık burcunda. Şimdi Güneş balık burcundaysa Güneş ne yapıyor arkadaşlar? Neptün'ün peşinden gidiyor. Neptün'e takılıyor demektir. Dispozitör çünkü Neptün. Neptün nerede? Neptün balıkta. 2011'den beri Neptün balıkta. Tabii 2011'den beri Neptün balıkta, coştuğu yerde arkadaşlar. Ben Neptün'e karşı sürekli sizi ne yapıyorum? Uyarıyorum. Neptün bizi kandırır. Hem de öyle bir kandırır ki, çünkü Neptün kendini de kandırma yeteneğine fazlasıyla sahiptir. Balıklardan bahsediyoruz. Tabii bazıları hocam ben de balığım ama işte öyle olmuyor. Olabilir kardeşim. Senin Merkür koçun vardır. Ayın aslandadır. Kendini kandırmıyor olabilirsin. Ama tabii insan kadar kendisine tabii yalan söyleyebilen yeryüzünde başka bir canlı yok. Şimdi burada tabii Güneş balık burcundayken Koça göre ne yapıyor? 12. evden geçiyor. Zaten Neptün koçların 2011'den beri nerede? 12. evinde. 12. ev tabii Vedik astrolojide bazen böyle yatak zevkleri filandır. Tabii size hayal, fantaziler, böyle çok güzel yatak zevkleri de getirmiş olabilir. Fakat sizi kandırmış da olabilir. Özellikle Merkür ya da Venüs gibi gezegenleri Koç burcunda olanlar için. Evet. Şimdi biz tabii yıla da bir tuhaf girdik. Venüs'le Mars kavuşum halinde hala neredeler? Oğlak burcundalar. Venüs'le Mars Oğlak burcunda olduğu için tabii Satürn çekiyor Venüs'ü ve Mars'ı. Burada tabii Mars orada egzolte, güçlü. Yani kişi kendini birden böyle Koç burcu gibi hissediyor. Vururum, kırarım, yaparım, keserim, atarım gibi. Ancak Venüs Satürn'ün peşine gittiği için Venüs burada tabii sevme güdümüz bizim. Nasıl sevdiğimiz insanları, nasıl sevildiğimiz Oğlak'ta biraz soğuktur. O yüzden de ilişkilerde bir soğukluk getirdi. Yani Koç burçlarına tabii Venüs Mars kavuşumunun Oğlak'ta olması ne yapmış oldu? Ki 6 Mart'a kadar hala orada. Özellikle iş güç konularında, iş hayatında bir imkan sunmuş olabilir. Maddi olarak sunmuş olabilir. Ama tabii iş yerinde Mars'tan ötürü bir takım çatışmalar da, ya da çalıştığınız insanlarla bir takım kavgalara da girmiş olabilirsiniz. Bir nevi 10. evde Koç için iktidar savaşları diyebiliriz. Fakat ne yapacak? 6 Mart'ta Kova'ya geçecek. Kova'da tabii Venüs Mars kavuşumu, bir de beraber takılıyor bu Venüs'le Mars şu sıralar. Mars tabii libidomuz, yani erkeğin cinsel enerjisiyken Venüs genelde daha erotiktir. Kadının cinsel organı ve aşkla alakalıdır. İkisi kavuştuğunda arkadaşlar aşkla nefret arasında, aşkla kavga arasında gidilip gelinebilir. Kova'ya geçtiğinde bu tabii ne yapacak? Sizin 11. evinizde olacak artık. Arkadaşlarınızla ya da işte toplumla, cemiyetle, sosyal hayatta girdiğiniz ilişkilerle alakalı. Orada tabii size ne yapabilir? Arkadaş çevrenizden güzel bir aşk, ilişki de getirebilir. Ama dediğim gibi Mars'ta olduğu için kavga da getirebilir. Koçlar bu konuda biraz daha talihli olabilirler. Çünkü Mars neticede koçun dispozitörü. Yani ne yapıyor? Güneş koçta zaten Mars'ın peşine gidiyor. Öyle olduğu için de çocukluktan itibaren biz ne yapalım? Koçlar Mars'a daha alışkınız diyelim. Sonra ne var? Güneş dedik balıkta. Fakat Güneş balıkta biliyorsunuz 20-21 Mart gibi ne yapacak? Koç burcuna geçecek. Bu daha iyi çünkü ne yapacak? Koçlar için Güneş'e artık yaklaşmaya başlayacak. Bir yaş daha alınacak. Tabii Güneş her sene gelir Güneş'in üzerine. Orada ne yapar? Bir yaş daha alırsınız, biraz daha büyürsünüz. Bu tabii Güneş'in büyümesi olur. Yani Güneş'in büyümesi derken işte egonuz, benliğiniz, bilinçli haliniz, topluma nasıl göründüğünüz, bunlar konusunda ne yaparsınız? Biraz daha büyürsünüz diyelim. Güneş tabii o Güneş'e yaklaştığında da ne yapacaktır? Kişi tabii enerjisi artacaktır, güçlenecektir. Güneş çünkü enerjimizle alakalı. Şu sıralar biraz daha depresif, sıkıntılı bir ruh halinde olabilirsiniz. Zaten yeni yıla pek iyi girdiğini zannetmiyorum koçların. Ben kendi adıma konuşayım.
Daha böyle uyuyorum, rüyaya yatıyorum filan. Çünkü Jüpiter de şu an Balık burcunda. Balık burcunda tabii ne yapacak? 11 Mayıs'a kadar balıkta kalmaya devam edecek. 12. evimiz. Orada Neptün de var. Bazen Jüpiter biliyorsunuz bir gezegeni yakalayınca böyle genişletir. Tabii Neptün hayalleri yönetiyor dedik. Hayallerinizi genişletebilir ama dikkat edin Neptün sizi aldatabilir. Sonra da hayal kırıklıklarınız genişlemesin. Rüyaya yatın, rüyalarınıza dikkat edin diyorum. Biraz tabii daha münzevi bir ev orası 12. ev. Kendinize çekilmek, içsel hayatta yolculuk yapmak, duygularınızla barışmak. Eğer tabii 6. ev konularıyla ilgili bir hastalık falan varsa bu konuda ne yapmak? Rehabilite olmak, ameliyat, operasyon, o bu filan geçirmek isteyenler için tabii özellikle koçlar için söylüyorum. Jüpiter hazır balıktayken sorunlarınızı ne yapmaya çalışın? Halletmeye çalışın. 12. evde size şifa veriyor, sizi rehabilite etmeye çalışıyor. Fakat Neptün'le beraber tabii işte dedim ya o bazen hayal kırıklığı ve arkasından ne yapabilir? Bir depresyon getirebilir. Ay ne yapıyor? Yeni ay 2 Mart'ta. Evet, balıkta yine Jüpiter'in olduğu yerde, Neptün'ün olduğu yerde balıkta bir yeni ayla başlıyoruz 2 Mart'ta. Bu balıkların bir çeşit doğum günü ama koçlar için yine 12. ev tabii bir yeni ayı. 12. ev konularında koçlar ne yapmalı? Dediğim gibi kendinize çekilin. Çok fazla hani sosyalleşmeye çalışmayın. Çünkü 6 Mart'ta Venüs de Mars kovaya geçecek. O belki sizi sosyal yaşama çekmeye çalışabilir. Ancak yeni ayımız balıkta daha çok 12. ev konularıyla ne yapın? İştigal edin. Ne zamana kadar? Tabii aradan tabii ne yapacak? 28 gün geçecek. Başka bir yeni ay olacak. O da işte Koç burcunda olur. 18 Mart'ta da Dolunay var. 18 Mart'taki Dolunay tabii balığın hemen karşısında nerede? Başak burcunda. Başak tabii işiniz, gücünüz, rutininiz, evdeki evcil hayvanınız, hastalık plan meseleleri varsa onunla alakalı meseleler. Dolunay'a kadar meselenizi çözün. Yani 2 Mart'la işte ne oluyor? 18 Mart arası. Yani Dolunay'da çünkü başladığımız, yeni ayla başladığımız bir mesele olgunlaşır, son haline gelir. Orada ne yapmanız gerekiyor? O meseleyi artık böyle noktalamanız gerekiyor. 18 Mart'tan sonra daha çünkü ne yapabilir? Zorlaşabilir. Zorlaşabilir. Balık burcunun teması belli arkadaşlar. Bakın balık astrolojideki son burçtur. Öyle olduğu için de koç için tabii 12. ev. Bir şey 12. eve kadar gelmişse, hayatınızdaki herhangi bir sorun ve çözülmemişse genelde çözemeyiz arkadaşlar. Yani teslim olmak, kabul etmek ve artık böyle ayakları uzatıp yani bakıp işte oldu oldu, olmadı olmadı deme meselesidir. Bunun haricinde limbik rezonans diye bir şey var arkadaşlar unutmayın. Şimdi dünyada tabii bir mutsuzluk var. İşte tabii bir huzursuzluk var. 8 milyar. Bu sadece koronada değil. Yani dünya tabii kaynaklarını tüketti neredeyse. İnsanlar tabii kalabalık. Limbik rezonans şudur arkadaşlar. Bütün memeli hayvanlarda vardır. Bir canlı, bir memeli. Hepimiz memeli hayvanlarız neticede. Sıkıntıyı böyle bilinçaltı gibi diyelim bir beyin rezonans böyle bir titreşim yayar ve herkes başlar aynı davranışı göstermeye. Bu anlamda sıkıntı var. Bireysel olarak da istesek de çok hani mutlu olamıyoruz. Çünkü insan son tahlilde Farabi'nin dediği gibi sosyal bir hayvandır. Yani toplum mutsuzken, acı çekiyorken biz kendi başımıza zilleri takıp ne yapamıyoruz? Oynayamıyoruz. O yüzden bu balıkta Jüpiter varken bir ne yapalım? Bir çekilelim, içimize dönelim. Koçlar olarak bunu ne yapalım? Yaşayalım diyorum. Boğa burcu. Boğalarda ne oluyor arkadaşlar? Venüs-Mars kavuşumu tabii Oğlak'ta olduğu için. Boğa açısından tabii Mars sevimli bir gezegen değil. Çünkü Mars boğaların 12. ev yöneticisi ve boğaların tabii ne yapıyor? Teraziden ötürü de 6. ev yöneticisi. Yani işle güçle alakalı bir de tabii 12. evle alakalı Mars. Venüs pardon teraziden ötürü 6. ev yöneticisi Mars da 12. ev yöneticisi. Burada Venüs Mars kavuşumu sanki boğalarda 6. ve 12. evlerin temalarını ne yapmış oluyor? İkisinin kavuşumu birleştirmiş oluyor. Tabii Oğlak'taydı.
6 Mart'a kadar da Oğlak'ta. Tabii Oğlak'ta olması nedeniyle de ne yapıyordu? 9 ev. Yani işte kapanan 120'lik açı iyiydi. Fena değildi. Fakat şimdi tabii Kova'ya geçecek. Açı biraz tabii sertleşecek. 6 Mart'ta Kova'ya geçtiğinde bu tabii sizin işle güçle alakalı yeriniz. Tabii 10. ev, tabii 4. evinde karşısı iş ve aile arasında tabii denge kurmak. Orada Venüs'ün Mars'ın olması, Venüs tabii sizin tabii neyiniz? Dispozitörünüz, yönetici gezegeniniz. Ancak Mars tabii 12. ev yöneticisi Koç'tan ötürü. 12 biraz tabii zorlayıcıdır, kayıptır, problemdir. Bu anlamda 10. evde yani işinizde, kariyerinizde, anneyle, babayla, aileyle olan ilişkiler, 4-10 aksı. Bu konularda biraz ne yapın? Dikkat edin diyorum. Çünkü güneşiniz tabii 6 Mart'tan sonra ne yapacak? Biraz kare yiyecek. Bu arada tabii bir de 20-21 Mart gibi. Bu da sizin için önemli. Çünkü güneş ne yapacak? Koç burcuna geçecek. Şimdi Koç burcu boğaların 12. evi yine. Güneş tabii 12. eve geçtiğinde size getireceği olan 12. evin konuları. Böyle bir durumda ben olsam ne yaparım? Yani şu an mesela ben bir koç olarak bunu Jüpiter üzerinden yaşıyorum. Koyar kafayı yatarım. Alimin uykusu diyor, cahilin çalışmasından evladır. Hazreti Muhammed'in hadisidir. Bazen çalışmayıp ya da bir şey yapmayıp böyle yan gelip yatmak daha iyidir. Mart ayı biraz sıkıntılı gözüküyor. Sıkıntılı derken yani diğer iki ay kadar değil, şu anlamda söylüyorum. Yani böyle biraz sanki renksiz, tatsız, tuzsuz, tadımız tuzumuz yok. Bekleyelim işte. Güneş Koç'tayken de 12. ev olacağı için size zaten Nisan ayları genelde işte bir takım Mart'ın 20 21'inden sonra Nisan ayının işte 20'sine kadar 12. ev konuları biraz tabii bir böyle bir halsizlik, bir böyle isteksizlik, yaşam enerjisinde bir düşüklük getirebilir. Ama Venüs'le Mars'ın kavuşum olduğunu ve Kova'ya geçtiğinde de 6 Mart'ta yine kavuşumda olacaklarını unutmayalım. Çünkü Venüs sizin için önemli bir gezegen. Venüs sizin teraziden ötürü çalışmayla, işle alakalı gezegeniniz. Bir de tabii 1. ev gezegeniniz. Yani benlik. Yani sizde 1 ve 6 ne yapıyor? Kavuşuyor. İşte bazı boğalar var ya böyle işte değirmeni taşını böyle döndürüyor. Hani bir işi var böyle o çizgide böyle. Böyle gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bu anlamda aslında kendisini bir rayın içine koymuş böyle gidip gelen bir boğaysanız sıkıntı çıkmaz. Yani bir rutin var orada, bir iş var, onu yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Bu anlamda o boğalar daha şanslı ama tabii işi gücü olmayanlar için dediğim gibi biraz daha sıkıntılı. Çünkü 6. evde iş güç yapıyor olduğunuzda, yani 6. ev tabii yönetici, teraziden ötürü 6. ev yöneticiniz ya Venüs, biraz tabii ne yapıyorsunuz? Çalışarak rehabilite oluyorsunuz. Fakat çalışılmadığında 6. ev boş kalmış oluyor. 6. evin boşluğu Venüs'ü, tabii genelde insanlar ne yapıyor? İşte aşık olayım, Venüs'ün aşkını yaşayayım. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama aşk bile biraz böyle işsiz güçsüz adamın içi. Yani işiniz gücünüz olmayacak ki gidip aşık olmaya, aşk yaşamaya ne yapacaksınız? Fırsat bulacaksınız. O yüzden Leyla, Mecnun, Şirin, Ferhat, bakın hep böyle Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i feodal sistemlerde var arkadaşlar. Feodal sistemde tabii hayat ne yapıyor? Ağır işliyor. Toprağa dayalı üretim biçimi. İşte öküz ne yapıyor? Sabanı çekiyor filan. Tam boğa işi, toprak filan. İşte Balzac boğa filan işte aşk romanları filan yazıyor. Galiba Gustav Flaubert de yanlış hatırlamıyorsam Madame Bovary'nin yazarı. Boğalarda tabii böyle romantik yazarlar çok işte Shakespeare filan da. Fakat tabii o devirlerde tabii daha az çalışılıyordu. İşte insanlar tabii aşık olmaya, aşk yaşamaya. Şimdi en azından kadınları bilemem ama tabii kadınlar da çalışıyor. Haklarını yemeyelim. Erkekler tabii işte zaten işsizlik korkusu, parasızlık korkusu deli gibi çalışıyorlar. Vallahi kimsenin aşka maşka ayıracak vakti kalmadı neredeyse. Bunu da bilelim. O yüzden de 6. ev Venüs'ü gibi kullanalım. Aşk meşk Venüs'ü o işler biraz tabii şey geçici diyelim. Belirli bir süre. Evet, Jüpiter nerede? Jüpiter'de balıkta 11. sosyal yaşamla alakalı. Neptün keza öyle 11'de 11-5 aksı.
Biraz tabii çocukları da tabii ön plana çıkartacak şekilde eş, dost, arkadaş olabilir. Arada çıkıp sosyalleşin. Arkadaşlarınızla görüşün. Arkadaş Jüpiter 11 yani sizi ne yapabilir? Rehabilite edebilir. Arkadaş iyidir, candır. Vediye göre de 17 Mart'ta düğümler ev değiştirecek. Tabii hala boğa akrep aksında kalmaya devam edecek. Boğalar tabii 1-7 aksında bir de bu tutulmaların etkisiyle zaten 19 Kasım'da başladı. Yani özellikle Güneşi ve Ay'ı boğada olan insanlarda tabii ne var artık? Hayatlarında bazı kişileri çıkartmak isteyebilirler ya da ona kendisini uyarlayıp kendilerini değiştirebilirler. Yani burada iki şeyden birini seçiyorsunuz. Değişip ilişkiye devam etmek ya da değişmeyip inat edip hayatınızdaki insanı çıkartmak, değişip tutmak bence daha tabii faydalı. Ben revizyon yanlısıyım. Çünkü ilişkiler, aşklar, evlilikler neticede ne yapıyor? Zaman alıyor, emek alıyor. Uyarlanmaya çalışmak daha iyi gibi. Ama tabii hepten şeyse de kopartacaktır. Yani nefret aşk artık. Nefret mi aşk mı? Papatya falı. Seviyor, sevmiyor. Türkiye'de bunu yaşayacak akrep olarak. Zaten Türkiye videosunu pazar günü umarım vaktim olur. Akşam yüklerim diyorum. Ne var? Belki başka? Evet, ikizler. Yeni ayınızda dedip boğalar şeyde tabii. Aynen. Koç'ta da söylemiştik. Balıkta 11. evde yani balık başak aksı tabii yeni ay karşısında dolunay balık başak aksı sizin 11-5. Evet çoluk çocuk ilişkiler arkadaş ilişkileri biraz ön planda gibi. Ama Venüs Mars'tan ötürü dediğim gibi Mars sizin 12. ev yöneticisi. Venüs'ünüze böyle işte kavuşum yaptığı için Venüs'ü coşturuyor olabilir. Tabii bu şehvetli bir aşk anlamına da gelebilir ama huzursuz kavga, dövüş, gürültü, patırtı da olabilir. Dikkatli olmak lazım. Evet. İkizler diyoruz. İkizlerde ne oluyor? İkizlerde ne oluyor arkadaşlar? İkizler tabii Merkür'ün dispozitörlüğünde. Merkür'ün peşine giden Güneş. Merkür'ün peşine giden Güneş tabii Mart ayı sizin için nedir arkadaşlar? Güneş tabii Balık burcunda 20 Mart'a kadar Güneş Balık'ta olduğuna göre 10. ev. Yani 14 aksı daha ne yapıyor? Ön planda. Bu tabii işle güçle alakalı, iş yerindeki sorunlarla alakalı, işle alakalı bir takım meselelerde olabilir. Terfi almak, daha böyle bir ışığınızın parlaması demek. Orada bir de yeni ay da Balık burcunda olacak 2 Mart'ta. 2 Mart'ta yeni ay Balık burcunda. Demek ki ikizler için ne var arkadaşlar? Yeni bir işe başlama olabilir. Ya da ne bileyim isteyenler işini bırakıp başka bir iş seçebilir. 10. ev konuları ön planda. Evdeki meselelere de dikkat edelim. Çünkü 10. ev tabii onu çok yoğun yaşadığımızda 4. ev. Yani kendi ailemizi, köklerimizi, aileyi ne yapabiliyoruz? İhmal edebiliyoruz. Daha sonrasında Venüs-Mars kavuşumu nerede? Oğlak'ta, o bir süredir Oğlak'ta zaten. Şubat ayı öyle geçti. Oğlak'taki Venüs-Mars ne yapıyor size? Oğlak'ta bir sizin ne oluyor arkadaşlar? 8. eviniz. Yani 8. ev konuları tabii şu an işte gündeminizi ne yapıyor? Venüs tabii 8. evi çok sevmez. Onu size söyleyeyim. İlişkide zarara ziyana uğramak, belki gizli kapaklı bir ilişkinin açığa çıkması, ihanete uğramak ta olabilir. Yani Venüs Mars kavuşumu Oğlak'ta 8. evinizde bir skandal. Tabii herkes için söylemiyorum, mümkündür. Fakat orada tabii çok iyi bir böyle partneriniz vardır. Çok güzel böyle cinsellik de yaşıyor olabilirsiniz. Yani 8. evinle kötü değil. Yani iyi cinsellik de yaşanabilir. Ölüm sonrası miras olabilir. Ayrıldığınız insandan işte nafaka olabilir. Ortaklı ilişkilerde ortağın parası olabilir. Borcu olanların borcunu kapatması gerekiyor olabilir. Kredisini filan gibisinden. Sonra da 6 Mart'ta ne yapacak? Kova'ya geçecek. Kova'ya geçince tabii Venüs'le Mars. Kova size tabii bir 120'lik açı atar. Daha güzel, daha plase, daha destekleyici. Sosyalleşebilirsiniz. Arkadaş ortamları. Fakat Mars'la beraber unutmayın. Özellikle tabii çocuk eviniz sizin
ne oluyor? Arkadaşlar terazi oluyor, aslan oluyor pardon tabii. Şimdi bu tabii çocuk eviniz terazi oluyor pardon. Terazi tabii Venüs yönetiminde olduğu için kovada olacaklar Mars'la Venüs'ün kavuşumu. Çocuklarıyla sorun yaşayan varsa onu hani çözüme ne yapabilir? Kavuşturabilir. Çocuklarla ilgili olumlu haber alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler de belki çocuk sahibi olmak isteyenler yani bu ay yani gebelik için, hamilelik için sanki ne yapıyor? İkizler destek alıyor evrenden diyelim. Ha, çocuk sahibi olmak istemeyen de dikkatli olsun, korunsun. Sonra sorun yaşamasın. Evet, başka ne diyebiliriz? Dolunay nerede? Başak Burcu'nda. Başak tabii sizin ne yapıyor arkadaşlar? Dördüncü eviniz. Anneyle sorun yaşamayın. Varsa da sorunu çözün. Evin içinde bir takım sorunlar varsa çözülebilir. Evle ilgili tadilat, restorasyon, işte dördüncü ev konuları. Ev almak, araba almak isteyenler için uygun bir zaman olabilir. Başka ne diyebiliriz? Başkası arkadaşlar sizin için dediğim gibi yani daha bu ay böyle işin, gücün, işte bir takım konuların, kariyer meselelerinin ön planda olduğu bir şey diyebiliriz. Ay diyebiliriz. Gene de hani gerginliklerden uzak kaçın. Çünkü balıktayken tabii güneş sizin güneşinize ne yapıyor? Böyle bir 90 derece kare açı atıyor. Ayın 20'sinden sonra koça geçince daha plase bir ne yapacak? Açı yapacak. Daha olumlu gibi duruyor. Yengeçten bahsedelim. Yengeçler yılbaşına da bir değişik girdi, hızlı girdi. Venüs Mars'ta tabii Oğlak'ta olduğu için 7. evinde kendileriyle tabii ortakları, partnerleri, evlilikleri konusunda, eşleri konusunda ne yapıyorlar? Bir çatışmanın içerisindeler. Yengeçler, bakın yengeç kadınları özellikle evliliklerini çok rahat patlatabilen burçlardan yengeçler. Şimdi isimlerini hani saymak istemiyorum ama bu ülkenin sanatçıları var. Yani işte Türk sinemasının güneşi, Türk sinemasının işte güzel şarkı söyleyenleri isim vermeyeyim. Herkes bilir. Bakın arkadaşlar çok yetenekli, kariyerli, güzel kadınlar. Hepsi kocalarıyla ilişkilerini patlattı. Hepsi de yalnız yaşıyor. Sonra kedi besler, Sezen şarkısındaki gibi bir kedim bile yok. Anneme küstüm. Annelerinizi arkadaşlar, ailelerinizi maalesef evliliklerinizin içine çok sokuyorsunuz. Yani sen bir kocişko alıyorsun. Kocişkoya bir de anneyi, babayı, kardeşi de pazarlıyorsun. Tamam, senin ailen senin ailendir. Ama senin kurduğun aile senin aşkı, ton senin ilişkindir. Onu söyleyeyim. Yani aileler bazen bana kızıyor da kardeşim biz daha ağaç kovuğundan çıkmadık. Ama ben şimdi annemi hala deli gibi, aşık gibi seversem ben karıma nasıl doğru davranabilirim? Yapmayın. Babam yengeçti. Bir yemek yapsa annem, benim anam daha güzel yemek yapıyor. E ne yapayım, senin anan daha güzel yemek yapıyor. Sen şimdi karınına biraz gaz versene. Karıcığım ellerine sağlık, ne güzel yapmışsın. Geçmişte yaşamayın arkadaşlar, yalnız kalırsınız. Tekrar ediyorum, yalnız kalırsınız. Mars Venüs kavuşumu karşıdan böyle çakıyor. Ben ilişkiyi patlatayım, evliliği patlatayım. Buyurun. Patlatın arkadaşlar. Ondan sonra anne babalar da bir gün ölür. Yalnız kalırsınız. Söylüyorum. Yalnız kalanların isimlerini saymadım. Bütün Türkiye'nin tanıdığı insanlar. Bakın bakalım hangileri yengeç kadını. Hepsinin mi kocası kötü birader? Anlamadım ki. Zaten hep kötü kocişkolar yengeçleri buluyor. Evet yengeçler. Bir de ne diyoruz? Tabii yeni ay balıkta. Balıkta yeni ay 2 Mart'ta iyi bir yerde. 9. evde. Uzak ülkelere seyahat etmek isteyenler, akademik kariyer yapmak isteyenler, 9. ev konularında bir takım işte sorunları çözmek, bu bazen hukuki meseleleri çözmek de olabilir. Ayın ne yapıyor? 18 Mart'taki Dolunay'a kadar 2 Mart, 18 Mart arası size böyle bir fırsat veriyor. Bir başlangıç yapabilirsiniz söylediğim konularda. Seyahat olabilir. Üçüncü evde olacak çünkü Başak'ta, Dolunay'da. 3-9 aksında yengeçler ne yapabilir? Seyahat edebilir mesela. Gerçi bu korona günlerinde bir de insanlar parasız, canı da sıkkın. Herkesin suratı ne yapıyor? Sirke satıyor maalesef. Mutlu değiliz, olamıyoruz. Kavga, dövüş, parasızlık, fakirlik, korona. Şimdi savaş ha.
Evet. Şimdi bir de ne oluyor arkadaşlar? Jüpiter balığa geçti demiştik. Dokuzuncu ev konularında dediğim gibi. Yani bu çok önemli. 11 ne yapıyor? 11 Mayıs'a kadar. Evet. Faydalanın, istifade edin. Özellikle dediğim gibi 9. ev konularında hani uzak bir ülkeye gitmek isteyen, eğitim almak isteyen, eğitimini master'la doktora taçlandırmak isteyen olumlu zamanlar boş durmayın, kaçırmayın şanslı döneminizi diyorum. Güneş nerede arkadaşlar? Balık burcunda. Balık güneş de tabii sizi yine destekliyor 9. ev konularında. Doğru davranışlar yapılırsa tabii ayın 20'sinden sonra 20 Mart'tan sonra da ne olacak? 10. evinize geçecek. 14 aksında tabii iş, güç, kariyer değişimi 10. evde tabii hani işte güçle, kariyerle ve işte bulunduğunuz yer, ev, anne filan o ilişkilerle alakalı olumlu, olumsuz bir takım neticeler ne yapacaktır? Hasıl olacaktır diyorum. Fakat Mars-Venüs kavuşumu Oğlak'ta dediğim gibi o biraz problemli. İlişkilerde dikkat edin. Kova'ya geçecek arkadaşlar. En azından 6 Mart'ta Kova'ya geçmesini bekleyin. Kova'ya geçince tabii 8. evden geçecek. Venüs-Mars kavuşumu. Mars tabii sizin koçtan ötürü kariyer yeriniz. 10. ev alakalı konular. Venüs'te tabii ne oluyor? Teraziden ötürü 4. yer. İşte burada zaten meselemiz o. Yani 4. ev yengeçin yengeçlerin dördüncü ev, terazi evi, evlilik evi olduğu için dördüncü ev aynı zamanda tabii güneşten itibaren anne ile alakalı. Anne ile alakalı yer terazi olunca işte orada bir anne ile evlilikleri var. O yüzden evliliğin için anneyi sokuyorlar. Herhalde açıklamayı anladınız. Burada tabii Mars'ta 10. ev yöneticisi, sizin doğal 10. ev yöneticiniz. Bir koç olarak söylüyorum. Yani 10. evde başarılı olmak için bir yengeçin bir koç gibi davranması lazım. Bir Marsyen, bir saldırgan, istekli, iradeli, arzulu, bıkmadan, usanmadan. Evet, aslanlar diyoruz. Aslanlarda ne oluyor? Aslan Venüs-Mars kavuşumunu Oğlak'ta yaşıyor. 6 ev sonrasında. Yani zaten aslanların bu anlamdaki disiplini genelde odur zaten. Çünkü aslanın çalışma evi Satürn arkadaşlar, Oğlak'tan ötürü. Satürn olduğu için de aslan Satürn'ün disiplini zaten ne yapıyor? Biliyor. Biliyor. Orada da Venüs'te Mars kavuşum var. Mars'ı sever aslan çünkü koça ne yapıyor? Güzel açı yapıyor. Venüs'te zaten aslanın nesi? Üçüncü ev. Yani işte terazi yeri, işte terazi yer, üçüncü yer gibi düşünün. Ya da boğadan ötürü onuncu evi. İşte güçle, kariyerle alakalı anlamlı şeyler yapabilirsiniz. Olabilir. Hatta bitmişse de anlamlıdır. Çünkü daha iyisi gelecek demektir. Öyle düşünün. Jüpiter balıkta. Aslanın tabii Jüpiter balık ne oluyor arkadaşlar? 8. ev oluyor. 8. evde ameliyat, operasyon gibi ciddi meseleler varsa evet yani sizi sağaltacaktır, rehabilite edecektir. 8. evde Jüpiter'in olması bu anlamda nedir? 8. ev konularında size ne yapabilir? İyi şeyler getirebilir. Güzel tabii sevişme sahneleri de getirebilir. Ey aslanlar, aslan aşk burcu ya. Aşk, meşk, 5. ev, 8. evde cinsellik filan işte tam böyle karesi. Güzel aşkmış, güzel cinsellik diyelim. Ne diyelim? Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Güneş koça geçince tabii daha iyi sizin için. Onu söyleyeyim. Yani balıktansa, balık çünkü bir ateş, su burcu. Siz bir ateşsiniz. Güneş ateş tabiatlı olduğunda yani 20'sinde işte 20-21 ne yapıyor? Koça geçiyor. Koç güneşi balık güneşinden daha iyidir aslanlar için. Yine 9. ev konularında tabii anlamlı şeyler olabilir tabii. Seyahat, işte eğitim, kariyer, hukuki mesele varsa onu çözmek gibi. Dil kursuna gitmek isteyen, dil öğrenmek isteyenler için yeni ne yapabilir? Başlangıçlar olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz gibi. Başaklar, başaklara ne oluyor? Başağa ne oluyor? Başak tabii Venüs-Mars kavuşumunu Oğlak'ta yaşıyor. 5. evde. Evet çocuklarla alakalı tabii Oğlak Başak için. Orada tabii Venüs ne yapıyor? Çocuklardan yana Venüs-Mars tabii. Venüs'le Mars'ın şunu söyleyeyim ama beraberliği karmaşık ilişkiler yaratır. Onun sebebi de şu. Haritada Mars koç olduğu için karşısında da terazi Venüs olduğu için Venüs'le Mars doğal olarak gökyüzünde böyle karşılıklı yerleşmiş iki gezegendir. İkisi bir araya geldiğinde aslında şunu demeye çalışıyor.
karşıt bir şeyin bir araya gelmesi demek. Orada tabii ki başlangıçta bir çatışma getirecektir. Ama çatışma çözülürse tam bir koç terazi böyle dengesi oluşur. Yani bir kadınla bir erkeğin bir araya gelip aslında başta çatışıp daha sonra zaman içerisinde bunu ayarlayabilmesi tabii. Onun gibi bir durumdur. Venüs-Mars kavuşumu. Mars genelde tabii daha sert bir gezegen. Venüs mesela daha sanatkar. Zaten çok böyle mimar arkadaşım falan vardır benim, öyle sanatçı falan. Venüs-Mars kavuşumu vardı. Mars orada işte inşaat işlerini gösterirken Venüs de ne yapıyor? Sanatı, edebiyatı. Beşinci evde başaklar için tabii çocuklarla bu olayı yaşamaktır. Yani kavgalıysa bunun tabii ne yapmak? Bir dengeye oturtturmak gibi düşünün. 5-11 aksı bu arkadaşlarla, arkadaş çevresiyle alakalı bir takım tabii karşıtlık yaptığı için 5. evden 11. ev bir çatışma, arkadaşlarla bir kopma, ayrışma olabilir. Piki der Amerikalılar. Böyle biraz tabii başaklar titiz, fazla öz eleştirel yapıdalar. Hep böyle derler ya, başkanı eleştiriyor. Hayır, başak kendine de acımasız. Zaten bir insan kendisine acımasızsa başkasına da acımasız olur. Biraz rahat olun. Yani nasıl başağın karşısında balık var, işte Neptün orada 2011'den beri işte evlilikte, ilişkilerde, ortaklıklarda ya bırakın diyor. Let it go yani. Biraz böyle uzatın ayaklarınızı, yatın. Yani hep çalış, hep çalış. Nereye kadar? Biraz rahata bağlayın. Teslim olun. Teslimiyeti bilmiyor Başak. Teslimiyeti bilmediği için fazla takıntı yapıyor, rahatsızlık yaşıyor. Neptün teslimiyet verir. Zaten hepimizin 12. evi eninde sonunda balık evi ya da 12. evi. Hepimiz buna zaten mecburuz. Son gittiğimiz yer işte. Teslim olacağız. Yani teslim olmasını bilin. Zıtlık yaratmayın. Jüpiter de hazır oradayken size bu konuda ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. Evlilikleriniz, ilişkileriniz konusunda da hani dikkatli olun. Çok öz eleştirel, çok eleştirel olmayın. Kendinizi de rahat bırakın. İnsanız biz, neticede kusurluyuz. Ve bir balık başak aksı tabii bu koronadan ötürü tabii titizliği, hijyenikliği de ne yaptı? Fazla abarttı. Abarttı. Sonra Prozac, Lustral gibi ilaçlar verir. Psikiyatr amcalar. Dikkatli olalım. Evet. Ne diyoruz? Terazide ne oluyor? Terazi Oğlak'tan ötürü 4-10 aksında Mars-Venüs kavuşumu yaşıyor Oğlak'ta. 4-10 aksında tabii aile içinde huzursuzluk, çatışma olabilir ama tabii tam tersi ahenk de olabilir. İşte Venüs'te Mars ne yapacakları belli mi? İkisi beraberler. Venüs tabii terazilerin torpilli gezegeni en azından ama Mars tabii 7. evde çatışmanın bulunduğu alan. O yüzden genelde teraziler hani 7. evlerini Mars yönettiği için çatışarak ayrılmaya daha müsait bir burç olabiliyor. Yani yengeçlerde bu mesele anne 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 ya aile meselesiyken terazide bu biraz tabii evlilikte tabii böyle bir sertleşme. Sert adamlar, psikopat, ağır herifler bulup ondan sonra Allah korusun. Yani fiziksel, ruhsal, zihinsel şiddete ne yapabiliyorlar? Maruz kalabiliyorlar. O yüzden Venüs Mars kavuşumu Oğlak'tayken ne yapalım? Kare açısı var, hala dikkat edelim. Ne yapacak? 6 Mart'ta Kova'ya geçecek. Kova'da tabii açı plase olacak. Daha güzel olacak. Orada çocuklarla alakalı yine bir takım işte atraksiyonlar. İşte çocuğunuzu okula kaydettirmek. Çocuğunuzla ilgili olumlu olumsuz haberler almak. Çocuklarla alakalı meselelerde dediğim gibi Mars oradayken ne yapın? Biraz bakın, her zaman söylüyorum. Ey Türk anneleri. Şimdi biz bakın konuşurken çocuklarla böyle tepeden parmak sallayarak bile öyle olmaz. Yanına oturacaksın, sarılıp konuşacaksın. Karşılaşmayın, konfront yapmayın. Ve çocuğunuz tabii sizden kısaysa da böyle diz çökün. Böyle göz göze, hani ayağını bağlarken falan. Lütfen çocuklarla seviyeli ilişki kurun. Seviyesiz ilişki kurup ondan sonra çocukları suçlamayın. Yani daha yeni AVM'den geliyorum. Gördüm orada annenin sokakta. Bir de böyle dışarıdan bakıldığında bayağı da küçük burjuva, lümpen, şehir. Ne diyelim? Şehir soylu o kadın. Ya ne yapıyordu o çocuğa 5-6 yaşında kardeşim? Olacak işte ya, o konuşmaları, vücut lisanı falan. Yapmayın, etmeyin. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın. Karşılaşmayın. Karşıdan konuşmayın. Yanınıza oturun. Tutun öyle konuşun. Diz çökün öyle şey yapın. Yani ne bileyim. Biz Amerika'da, Avrupa'da falan yaşadık. Orada anneler öyle yapıyor. O yüzden onların çocukları dünyayı yönetiyor. Bizimkiler de ruh hastası oldu iyice. Yapmayın. Evet. Anne meselesini anladınız değil mi teraziler? Gerçi siz kibar, zarif, işi bilen insanlarsınız ama bazen terazinin ne yapıyor? Kantarı kaçabiliyor. Kocişko sana eziyet ediyor, sonra sen çocuğuna filan. Öyle olmaz. Evet, ne yapıyoruz? Akrep. Akreplerde ne oluyor? Akrebin üçüncü evi. Venüs
Mars kavuşum Oğlak. Üçüncü evde tabii seyahat, kurslar, eğitim, bir şeylerde tabii kendini geliştirmek. 3-9 aksı. Valla ben akreplere ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi diğer tabii balık, yengeç burçlarına biraz bulaşıyorum ama akrep tabii sabit burç. Sabit su ve Plüton. Derin bir gezegen arkadaşlar. Yani yeraltı tanrısı Plüton. Ve işte en dış menzil diyoruz ya, ölümden öte köy yok, Plüton'dan öte köy yok. 8. ev tabii ölüp ölüp dirilmek. Akrep ölüp yok olup bir daha ne yapmasını, var olmasını becerebiliyor. Beceremeyen akrep tabii ağır takıntılı olabilir. Gölge yanı akrebin nedir? Sakattır. Çok böyle hani seri katil, psikopat, manyak da çıkabiliyor. Ama akrep kendini arındırdıysa 10 numara burçtur. Güçlü, belirli bir sabit çizgisi olan bir burçtur. İkide bir böyle sağa sola zikzak yapmaz. Çizgilidir. Kova'ya geçtiğinde de 6 Mart'ta Venüs Mars. Dediğim gibi 4-10 aksı, bir işe başlamak istiyorsanız 6 Mart'tan sonrası uygun gözüküyor. Uygun gözüküyor. Güneş de zaten ne yapacak? Koç burcuna geçecek 20 Mart'tan sonra. Orası tabii sizin 6. eviniz. O enerjiyi bulursunuz. Yani bir işe, bir rutine, bir spora, bir şeye başlamak, bir şey yapmak noktasında size destek verecektir. Mars çünkü akreplerin 6. evidir. Gene ama dediğim gibi yani operasyonel bir şeyler varsa, yani sağlıkla alakalı, yine uygun zamandır diyebiliriz. Çünkü hazır Jüpiter nerede arkadaşlar? Balık burcunda. Size güzel böyle bir yumuşak açı yapıyor. Hazır yeni ayda ne yapacak? 2 Mart'ta balık burcunda olacak. O da plase. Yine çocuklar, aşk ilişkileri, 5. ev konuları, yaratıcılık. Kitap mitap yazacak olan varsa yayına verebilir. Arkadaşıyla sorunu olan varsa hani çözebilir. Uyumlu, olumlu gibi duruyor diyoruz. Yay burcu diyoruz. Yayda ne oluyor? Yayın tabii bu Venüs Mars kavuşumu Oğlak'ta yaşanıyor. O 2. ev, para evi filan. Yaylar parayı sever. Hangimiz sevmeyiz ki? Ama yaylar parayı harcamak için seviyor. Yani genelde böyle oğlak gibi alıp böyle hani biriktirmiyor. Yani işte boğa gibi gideyim, işte ev alayım filan, işte gezeyim, tozayım, uzaklara gideyim, yiyeyim, içeyim filan. Yaylar adventure. Yani işte bizim koç, aslan, yay tabii ateş burçları. Böyle hani biriktirmekten çok. Tabiatta da öyledir ya, ateş biriktiremez. Ne yapar? Böyle yakar gider, geriye dönüp baktığında zaten bir şey kalmamıştır. Oturup bir şeyin hesabını yapacak hali yok. Burada tabii 2. evde Venüs Mars kavuşumu Oğlak'ta. Mars tabii sizin doğal 5. eviniz. Venüs'te ne yapıyor? Teraziden ötürü 11, 11, 5. 2'de, 2, 8 aksı. Enteresan. Para getirebilir. Yatırımlarınızın size dönüşü olabilir. Bu arada arkadaşlar soruyor. Kriptolar için söyledim arkadaşlar. Mart'ta Fed faizi arttıracak. Tabii gidiyor aşağı doğru. Savaşta tabii biraz gazladılar. Bu savaşlara inanmayın arkadaşlar bu yüzyılda. Onlar ne yapıyorlar? İşsiz güçsüz insanlar var arkadaşlar. Askeri alıyorlar. Götürüp orada burada öldürttürüyorlar. Bu kadar. Savaş işleri 1945'te bitti arkadaşlar. İki tane atom bombasını attı Japonya'ya Amerika. İsterlerse iki atom bombasıyla bütün savaşlar biter. Öyle aylarca, günlerce o girdi onunla filan. Hayır. Her iki tarafın da işte çalışmayan işsiz insanları var, işte garibanlar var. Onlara 3-5 kuruş para, ellerinde de silah, gidin ölüm filan. Gidiyor millet ölüyor ya. Ben acıyorum yani, hiç zengin çocuklarının, öyle aristokratların filan gidip öldüğü yer değildir. Bakın hep fakirler gider savaşta ölürler. Allah ne diyeyim yani. Kim bunları yapıyor? Ne amaçla yapıyor? Tabii dünya kalabalık, dediğim gibi dikkat çekmek için. Çünkü insanlar işsiz, güçsüz, umutsuz. Dünyada 8 milyar. Ama bunda şunu söyleyeyim. Bakın yanlış anlamasın kimse ama bunda fakirlerin de dahli çok. Yani 3 çocuk, 5 çocuk yaparsan dünya kalabalıklaşır. Bak besin bulmakta da zorluk çekeriz. Denizde balık da bulamayız. Hava da kirlenir. Ozon da delinir. Ondan sonra da alır senin çocuğunu askere gönderir, öldürttürür. Bu da karma yasası. Biraz olaylara böyle daha derin bakın. Yani hep böyle zenginleri, güçleri de suçlamayalım. Neticede sen kendin kaşınıyorsun. Ya ayarında git, dünya bu hale gelmesin. Dünya bu hale gelmeyince de birisi sana korona yağdırmasın. Oradan sallıyor da arkadaş. Ya arkadaş, milyar dolarlık adamlar, dünyanın en zenginlerine bakın. Kova çağındayız zaten. Adamdır onlardan korona virüsü, o bu filan. Mecbur abi. Onun yerinde olsam şimdi çok manyakça ama fareler ve insanlar dedim. Millet anlamadı. Bakın arkadaşlar, bizi fare gibi görüyorlar. Çünkü onların da çoluğu çocuğu var. Gezegen onların da gezegeni. Mars'a gidiyor herif, bir sürü masraf yapıyor. Fellik fellik yer arıyor. Çünkü dünya çok kalabalıklaştı.
Yani amaç insanları tabii öldürmek değil, gene kibar olmaya çalışıyor belki birileri. Ama mesajı almazlarsa öldürücü virüsler dağıtılabilir. Söylüyor Bill Gates, aleni söylüyor. Anlayan anlasın artık diyor. Daha kötü virüsler gelebilir diyor. Hani bu bir mesajdı. Yani zaten robotlar, yapay zekalar 20 sene içinde biliyorsunuz dünyada her işi onlar yapacak. Robot iniyor artık Almanya'da madene. Eskiden 60 yıllarda tahta valiziyle gidiyordu Almanya'da. Alıyordu kendine bir Mercedes, sarı Mercedes, İlyas Salman filmi gibi. Bir tane fötr şapka, VHS porno filmi. Geliyordu bir de köyünde bir apartman, oh Almancı falan. Yapmayın arkadaşlar. Gidin görün, hepsini gördük. Öyle değil artık. Dünya böyle gidiyor. Dikkatli olun. Herkes bakabileceği kadar çocuğu hayata getirsin. Yarın öbür gün onlar çalışır, ben yatarım. Çalışamazlar arkadaşlar. Kuryeler bile olmayacak. 20 sene sonra drone gelecek. Göz göze geleceksin. Kapattı. Göz okuması yaptılar. Özellikle yaylarda anlattım. Yaylar tabii Jüpiter'den ötürü esnek. Daha iyi anlıyorlar. Değişime adapteler. Değişime adapte olun. Değişin diyorum. Aç kalırız. Herkes kalır. Sonra da birileri tabii hesap sorar. Onlar da haklı. Her bir açıdan bakın. Herkese empati yapın. Evet. Kova. Kovaya geçecek dedik 6 Mart'ta. Kova tabii sizin 3. eviniz. 3-9 aksı. Seyahat filan işte 6 Mart'tan sonra havalar güzel olunca bir seyahat edin. Bir yere gitmek istiyorsanız zaten Jüpiter amca yani yaylar zaten bir yere gitmezse boğulurlar. Nefes alamazlar. İkizler yay aksı biliyorsunuz. Gezelim tozalım yiyelim içelim aksı. İyi de yapıyorlar. Biz de arada tabii onları dinlememiz lazım. Çünkü gezmek, tozmak, Jüpiter bilgisini esnekliği arttırır. Tabii yurt dışı olsa daha da güzel oluyor. Bakıyorsun adamın yediğine, içtiğine, nasıl düşündüğüne. Ulan diyorsun ki demek ki bir tek ben bilmiyorum doğruyu. Yay esnekliği oradan geliyor. Oğlak. Oğlak'ta ne oluyor arkadaşlar? Oğlak tabii, Oğlak'ta Venüs-Mars kavuşumu. Bu tabii bir çeşit Oğlak için 14 kavuşumu gibi. Yani işte Koç'tan ötürü 4, Terazi'den ötürü 10. Evet, bir sanki iş yeri stresi. Yani bunu yaşıyordu. Bu ay tabii Şubat'ta yaşamış oldu. 6 Mart'a kadar da öyle. İş yeri stresinden kastım. Oğlak biliyorsunuz iş adamıdır. Çalışır, çalışmak ister, para kazanmak ister, tepeye çıkmak ister. 10. ev zaten bu anlamlara geliyor. İş konusunda stres sıkıntı. 6 Mart'ta da Kova'ya geçecek para evine. Zaten orada test etmiş olacaksınız para evinde. Neyi ne kadar doğru yaptığınızı, neye ne kadar doğru yatırım yaptığınızı orada görmüş olacaksınız. Ama becermişsinizdir herhalde. Ne diyeyim? Satürn de hazır Kova'da ya. Para kazanmanın zorluklarını belki oğlaklara getiriyor olabilir Satürn. Çünkü Satürn 2'den geçerken ya sen para kazanma sistemini değiştir diye mesaj da veriyor olabilir. Sakın inatçı olmayın. Yani çok zorladınız, baktınız olmuyor. Bu zaten 2 senedir var hayatınızda. Son bir yılınız, haberiniz olsun. Bu bir yıl içerisinde ne yapmaya çalışın? Para kazanamadığınız işleri yavaş yavaş terk edin, inat etmeyin. Olmuyorsa olmuyordur. Tamam, sabrınıza saygım var. Ben de zorlarım. Ama bir noktam vardır, bakarım ya derim tamam olmadı. Yani sen artık Allah'ın hakkı üç mü dersi vazgeçersin. Vazgeçmesini de bilin sonra inat edip aç kalırsınız. Evet yani halledersiniz halledersiniz de dediğim gibi iş güç hani şey konuları daha fazla ön plana girmiş. Ev kadınları için de tabii evle aileyle alakalı meseleler daha ön planda öyle gözüküyor. Zorlamayın ama Oğlak tabii dediğim gibi sabır taşıdır Satürn'den ötürü. Bize göre biz ölümlülere göre tabii onlar daha böyle şey ne denir ona daha soğuk hani daha duygusuz bir mesafeyle bakabiliyorlar. En takdir ettiğim tarafları o. Her konuya da duygusal yaklaşmamak lazım. Bu anlamda oğlaklara soğuk diyenler eşeğim oynuyor. Evet kova. Kovada ne oluyor? 12. ev Venüs Mars kavuşumu. 12 biraz tabii cafcafalı dedim ya Mars da oradaysa böyle bilinç altında sıkışmış böyle birikmiş bir takım şeylerin zorlamasıdır. Ama merak etmeyin 6 Mart'ta bir şey kalmadı. Kova'ya geliyor. Kova'ya gelince de 12 1'e taşınmış olacak. 1'e gelince de tabii Mars sizin tabii Koç'tan ötürü 3. eviniz. Eğitim, bir şeyleri anlama, idrak etme. Kovalar akıllıdır. 3. evde zaten Koç kafayı yönetiyor. Kafada her şey zaten. Ayakta değil. Bir de tabii Venüs. Yani 9. ev teraziden ötürü. Boğa içinde tabii ne olmuş oluyor? Boğa da sizin işte 4. eviniz. Yani temelde bakıldığı zaman 4, 9 ve 3.
Bu 4, 9 ve 3'lerin yöneticilerinin bir kavuşumu ve siz de yenilenme, kendini eğitme, yine 9. ev konuları ne yapabilir? Size gelebilir. Yani uzun süredir bir burs bekliyorsunuzdur, bir yurt dışı işi, bir ev alma, bir tayin işi. Bunların tamamı hani bu 6 Mart'tan sonra ne yapabilir? Çözüme kavuşabilir. Hazır balığa da Jüpiter geçmişken tabii orada para evinizde hani yatırımlar için 11 Mayıs'a kadar burada bir ne var? Uygunluk var. Yani bir yatırım aracına girebilirsiniz ama öyle hemen girdim çıktım değil. Biraz beklerseniz size anlamlı ne yapar? Yıl sonuna kadar dönüşü olabilir diyoruz. Başka ne diyoruz? Atladığımız bir şey olmadı. Oğlak, kova dedik. Evet, balık burcu. Balıktan oluyor arkadaşlar. Yeni ay balıkta zaten 2 Mart'ta. 2 Mart'ta yeni ay balık burcunda olduğuna göre bir yenilenme, fresh. Yani bu aslında doğal olarak sizin yeni yılbaşınız. Yani siz yeni doğmuş oluyorsunuz. Güneş de işte artık balık burcunda. Ve ay da orada kavuşacak 2 Mart'ta. 18 Mart'ta da Başak'ta. Yani 1. 7. ev arasında bir ilişki. Jüpiter de orada. Aman dikkat edin, kilo almayın. Çünkü Jüpiter genelde genişletmeyi sever. Yeni ayda da Jüpiter etkisi var. İştahınız açılabilir. Yine kendinizle alakalı. Çünkü bu kendinizle alakalı ev. Birinci ev olduğu için. Hani estetik operasyon falan böyle şeyler falan düşünceleri varsa ne yapabilirler arkadaşlar? Uygun zaman diyorum. Bir diyete başlamak için, bir spor salonuna yazılmak için uygun zaman. Arada yüzün diyorum. Balıklara yarıyor. Su burcu olarak Neptün zaten denizin çocukları. 6 Mart'ta da ne yapıyor? Kova'ya geçecek Venüs Mars. Şu an Oğlak'ta, tabii Oğlak'ta olduğu için ne yapıyor? 11. eviniz. Arkadaşlarla alakalı meselelerde bir takım sorunlar olmuş olabilir. Aynı şekilde çocuklarla alakalı bir takım çatışmalar, sorunlar olmuş olabilir. Kova'ya geçince 12. evinize geçecek. Arkadaşlar 6 Mart'ta 12. evde Venüs Mars. Venüs orada dedim ya, Uranüs'ün peşinde. Uranüs de şu an nerede? Boğa'da aslında Venüs'ün kovaya geçmesi bu sefer biraz farklı. Uranüs şeyde olduğu için, boğada olduğu için. Fakat Mars, yani Mars tabii sizin ikinci eviniz, para eviniz. Para kazanırken o yüzden zorlanıyorsunuz. Mars işi yapıyorsunuz. Çok çalışıp az kazanıyorsunuz belki. Bir de 12'ye geçecek tabii kovadan ötürü. Dikkatli olalım diyorum. Yani kayıp evinde Mars'ı sevmem. Rüyalarınız, uykularınız kaçar. Çünkü balığın sağlıklı olması için önemli. Kesintisiz uyuması lazım. Gündüz vakti balıklara söylüyorum. Bakın gündüzleri uyumamaya çalışın. Tansiyon sorunu yaratır arkadaşlar. Sonra tansiyon sorunuyla geliyorsunuz bana. Kolay uykuya düşebiliyorsunuz. Yani asker gibi olmanız lazım. Saat 10'da diyelim ki yat borusu, saat 6'da kalk borusu. Ya da 12'de yat, sabah 8'de kalk borusu. Olmaz öyle. Yani uyuyorsunuz, düşüyorsunuz, sonra bir daha işte o tansiyon. Bu kadar basit, net söylüyorum. Hatta bacaklarda, ayaklarda, varikosel, damarlarda filan da ne yapıyor? Sorun yaratabiliyor. Uykunuzu tek celsede halledin. 12. evde Mars, sonra dediğim gibi uykuları da bozar. Çünkü gündüz uyudu mu işte bir dengesiz uyku durumu oluşur. Sonra tansiyon, varikosel, bacaklarda sorunlar gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü siz ruhsal varlıklarsınız balıklar. Yani zodyakın en ruhsalları 12 ve son burç, orası tabii ruh neredeyse. Şimdi şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar, bakın balıklar. Şimdi şöyle, bu bir beden, bu bedenin içinde bir de ruh var arkadaşlar. Şimdi ruh bedenin içindeyken aslında nasıl bizim bir evimiz var, işte peteklerin yanması lazım, ışık lazım, elektrik lazım, duş lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Bir insan olarak bu evi bir beden gibi düşünürseniz, onun içindeyseniz huzurlu olmanız lazım. Şimdi ruh bedenin içinde olduğu için ruh burada hazımsızlık sorunu falan yaşadığında, yani balık başak aksında zaten o yüzden bağırsaklarda sorun yaşanır. Ne yapabiliyorsunuz? İşte kilo alıyorsunuz, şişiyorsunuz, beden tepki gösteriyor. Çünkü ruh ve beden böyle fayton, yani bir faytonu çeken iki tane at gibiler. Ruh böyle, beden böyle giderse o fayton devrilir. Ne diyoruz biz? Orta çağ papalarından birinin lafıdır galiba.
Ruh acı çeker diyor, bedense bedelini öder. Yani ruh acı çektiğinden beden bedelini öder. Ruhunuz acı çektiği için bedensel sorun yaşıyorsunuz. Burada tabii beden de sağlıklı kılınırsa, yani yatmayın, tembellik yapmayın, asker gibi şınav mekik filan, tabii balığa biraz zor, onu söyleyeyim. Onu bir söyleyeyim. O yüzden de bilmiyorum, bir yüzme havuz böyle bir gidin başlayın filan. İyi olur. Kendinize spor armağan edin. Diyetinize, özellikle uykularınıza çok dikkat edin, tamam mı? Sağlıklı olmak istiyorsanız. Sonra ağlanmayalım diyorum. Ne diyorum arkadaşlar başka? Evet, pazar günü bakayım şu TC haritası. Herkes şey yaptı. Umarım hallederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım Mart ayı Şubat ayından daha iyi geçer diyorum. Sevgiler.